Herkese merhabalar. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden hizmet içi eğitim hemşiresi Emel Ertuğrul Kırık. Hizmet içi eğitim programı kapsamında sizlere sunumlarım olacak. Bunlardan birisi de öfke ve yönetimi. Sunum içeriğinde öfke nedir? Hangi durumlarda öfkeleniriz? Öfkenin sosyal ve bilişsel boyutu nedir? Bastırılmış öfkenin zararları nelerdir? İş yerinde öfke ve nedenleri nelerdir? Ve öfke kontrolünü nasıl sağlarız? Bunlara değinmiş olacağız. Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen son derece doğal, evrensel, insani, duygusal bir tepkidir. Geçici bir duygudur, her insan yaşayabilir. Önemli olan sinirin ve öfkenin saldırgan davranışlara ve kine dönüşmemesidir. Öfkeliyken yanlış kararlar verme ve hata yapma riskimiz de maalesef yüksek olabilir. Aynı zamanda öfke öğrenildiğinde kontrol edilebilen bir duygudur. Hangi durumlarda öfkeleniriz? Resimde şekilde şu buzdağının görünen yüzünü öfkemiz olarak imgelersek, bir de buzdağının altında aslında bu öfkeyi ortaya çıkaran itici kuvvetlerin, hazırlayan faktörlerin, dinamiklerin olduğunu fark edebiliriz. Nelerdir bunlar? Utanç hissettiğimizde, hayal kırıklığına uğradığımızda, kendimizi engellenmiş hissettiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, kıskançlık hissettiğimizde, yalnızlık, itilmişlik, kaygı hissettiğimizde, anlaşılamadığımızı hissettiğimizde ve daha bunları çoğaltabiliriz. Böyle bir durumda öfke artık görünür düzeyde suyun üstüne çıkmış bulunmaktadır, şekilde de görüldüğü gibi. Öfke ne değildir? Öfke problemlerimizi çözmez. Öcümüzü almamızı sağlamaz. Başkalarını kontrol etmemizi sağlamaz. Kendi yaşamımızda, iş yaşantımızda da sorun çözme gibi bir işlevi yoktur. Haklı olduğumuzu göstermez. Korku, kaygı ve mutsuzluğa neden olur. Kişileri bizden uzaklaştırabilir. Öfkenin sosyal ve bilişsel boyutu da vardır. Bireyin olaylar karşısında tepkisinin ne ve nasıl olacağı üzerinde kişinin sahip olduğu mantıklı ve mantık dışı inançları, geçmiş yaşantıları ve olayla ilgili çağrışımları, deneyimleri, yine olaylarla ilgili olarak takındıkları kavramsal gözlükler, yerleşmiş inançları, yorum ve değerlendirme kalıpları ve bunlardan türetilen düşünceler etkilidir. Bu nedenle aynı olay karşısında kişilerin verdiği tepkiler farklı yine olabilmektedir bireysel farklılıklardan dolayı. Bastırılmış öfkenin zararlarına bakacak olursak, bastırılan öfkeler bir süre sonra patlama şeklinde ortaya çıkabilir ve bu da karşıdaki kişiye hakaret etmek, küfür etmek ve kavgaya girişmek gibi saldırganca şekilde meydana gelebilir. Bu durum bizi rahatlatmak yerine aksine sağlığımıza, kendimize ve ilişkilerimize zarar verebilir. Kişiler arası ve aile içi iletişim çatışmalarına yol açan yıkıcı ve kırıcı tepkiler vermek aynı zamanda diğer insanların öfkelenen kişiden uzaklaşmasına neden olabilir. Her şeyden önemlisi de öfkeli davranmak bir yaşam biçimi haline geldiyse bir süre sonra fizyolojik ve psikolojik problemler de beraberinde gelişebilir. Uygun bir dille ifade edilmeyen öfke bedensel yakınmalarla kendini gösterir ve ardından psikolojik problemlere yol açar. Baş ağrısı, hipertansiyon, kalp damar sistemi bozuklukları, sindirim sistemi bozuklukları gibi fiziksel rahatsızlıklar öfkeye eşlik edebilir. Bunun akabinde de kaygı bozukluğu, motivasyon eksikliği, depresyon ve pasif agresif davranışlar gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Öfke, doğru iletildiği noktada sağlıklı ve gerekli bir duygudur. Öfkeyi kontrol etmek, doğru ifade etmek, bizim ve çevremizdeki insanların zarar görmemesi için adeta bir zorunluluktur. İş yerinde öfkeye bakacak olursak, iş yerinde öfkeyi tetikleyen çeşitli nedenler olacaktır. Bunlardan bazılarını söyleyecek olursak, yoğun iş temposu, net olmayan görev tanımları, takdir görememe, uyum sağlanamayan ekip arkadaşları, iş dağılımında yapılan adaletsizlikler, sorumlulukların artması, olumsuz hisler, aniden artan ve azalan duygulanımlar, olumsuz düşünceler, kuruntular, başa çıkılamayan ruh hali, mobbing, fazla mesai, bir işe zamanında yetişmemesi, ücretlerin zamanında ödenmemesi veya işten çıkarılmalar gibi bunları da çoğaltabiliriz. İş yerinde öfkelendiğimizde öfkemizi kontrol
isek haklı olduğumuz durumda bile haksız duruma düşebiliriz. Öfke kontrolü sorunumuz varsa sadece çalıştığımız iş ortamına değil, kendimize de maddi ve manevi zarar verebilme ihtimalimiz olabilir. Sinirimizi doğru bir şekilde ifade edemememiz, geri dönülmesi imkansız durumlara ve pişmanlıklar yaşamamıza sebep olabilir. Öfke, dostlarımızı, işimizi ve hatta ailemizi kaybetmemize yol açabilecek durumlar yaratabilir. Peki, öfke kontrolünü nasıl sağlarız? Öfkeye kapıldığımızda bağırıp çağırarak, etrafa bir şeyler fırlatarak ve duvarları yumruklayarak öfkemizi boşaltmak ya da kendimizi frenleyerek öfkemizi bastırmak ve gülümsemeyi sürdürmek. Çalışmalar her iki yaklaşımında sağlık için eşit ölçüde zararlı olduğunu gösteriyor. Peki öyleyse öfkelendiğimizde ne yapmalıyız? Uzmanlar boşaltmak ve bastırmak dışında başka bir seçenek öneriyor. Öfkenizi serbest bırakın ama kontrol edin. Öfkeyi kontrol etmenin amacı öfkeyi tamamen yok etmek değil, bu duygunun saldırgan davranışlara dönüşmeden, kişinin kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade edilmesi becerisinin kazanılmasıdır. Bu nedenle kendimizi kontrol etme konusunda öncelikle kararlı olmalıyız. Şiddete yönelik davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak değerlendirmemeliyiz. Öfke duygusuna evet, ancak bu duyguyla davranmaya hayır. Bağırmamalı, vurmamalıyız. Çevremizdekileri öfkelendiğimize dair bilgilendirebiliriz. Öfkemizi sağlıklı bir biçimde aktarabilmek için önce kendimizi de tanımamız ve isteklerimizi bilmemiz gerekir. Duygularımızı açıkça ifade edebilmeli ve sorumluluklarımızı da bilmeliyiz. Olumsuz duygularımızla karşı tarafa sağlıklı bir biçimde aktarabilmeliyiz. Öfkenin kaynağı olan duygularımızı paylaşabildiğimiz, anlayabildiğimiz ve doyurabildiğimizde aktarım da daha olumlu olacaktır. Kendimize şu soruları sorabiliriz. Öfkemden ne tür dersler alırım? Bana göre öfke nedir? Beni daha çok ne öfkelendirir? Kim öfkelendirir? Kırmızı çizgilerim nedir? Öfkemi daha çok nasıl ifade ederim? Öfkemi ifade edişim ne kadar sağlıklı? Öfkemin ortasındayken ne hissederim? Öfkemden sonra neler hissederim? Yine öfkemizi analiz edebiliriz. Öfkemden kazançlarım nelerdir? Öfkemi ifade etmekten beni ne alıkoyar? Başkalarının tepkileri neler olur? Öfkemi daha etkili nasıl ifade edebilirim? Öfkemin olumsuz sonuçları nelerdir? Öfkemin kaynağında neler var? Öfkemi nasıl kabul eder ve onu sağlıklı ifade edebilirim? Kendimize sürekli bu soruları sorabiliriz. Yani daha önceki yaşadığımız deneyimleri de göz önüne alarak öfke yönetimindeki başarısızlıklarımız varsa, hatalarımız ya da dönüştürmemiz gereken davranışlar varsa bunları da göz önünde bulundurup kendimize çekip bu soruları sorup yine değişim adına adım atmış olabiliriz. Sebebi her ne olursa olsun kontrolsüz öfkenin hiçbir problemi çözmediğini ve bizi yıkıma uğrattığını biliyoruz. Olayın çok sıcak ve yoğun olduğu anda duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol edemeyebiliriz veya algı hataları yapabiliriz. Ön yargılarımız devreye girebilir ve mantıklı, analitik düşünmekten uzaklaşabiliriz. Öncelikle soğukkanlı ve sakin bir iletişim kurmaya çalışalım. Acele karar vermeyelim. Eğer duygumuzu kontrol edemiyorsak ortamdan uzaklaşalım ve öfkemize sebep olan konuyu daha sonra sakin olduğumuz bir zamanda tekrar değerlendirelim. Çok ateşli bir tartışmanın içindeysek tepkilerimizi denetim altına almaya çalışalım. Öfkemizi en yüksek yaşadığımız anda sözel veya fiziksel tepki vermemeye özen gösterelim. Aklımıza gelen şeyi dile getirmeyelim. Diğerlerinin söylediklerini dikkatlice dinleyip öyle cevap verelim. Eleştiri karşısında savunmaya geçmemiz normaldir. Ancak kendimizi savunmamız saldırı haline dönüşmemelidir. Kendimizin ve karşımızdakinin öfkesinin kontrolden çıkmasına izin vermeyelim. Öfkemizi kontrol edebilmek için aslında çok kısa bir süreye, dakikalarla hatta sınırlı bir süreye ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Karşımızdaki insana o anki duygularımızı kırıcı ve yıkıcı olmadan aktararak konuşmanın bitirilmesi gerektiğini veya konunun değiştirilmesi gerektiğini veya bir çalışma ortamı ise ara verilmesi gerektiğini hatırlatalım.
tanıyorsak, daha önceden belirlediğimiz alternatif davranışları, dikkatimizi başka yöne çevirmek, hoşlandığımız bir şeyle uğraşmak gibi yöntemleri ve geliştirdiğimiz stratejileri deneyelim. Nefesimizi kontrol edelim. Öfke anında kalp atışları ve nefes alıp verme hızlanır. Bu hızı kontrol altına almalıyız. Bunun için nefes egzersizleri yapabiliriz. Yapabileceğimiz düzenli nefes egzersizleri ile yaşamakta olduğumuz fiziksel uyarılmayı kontrol altına alabiliriz. Diyaframdan derin bir soluk alalım. Göğüsten alınan soluk bizi rahatlatmaz. Soluğumuzun karından geldiğini hayal edelim. Burundan yavaşça nefes alırken 4'e kadar sayarak aldığımız nefesi 2 saniye kadar tutalım. Ve sonrasında nefesi ağızdan yavaşça verirken 4'e kadar sayalım. Nefes alıp verirken dışarıdaki sesleri, algılarımızı kapatıp sadece nefes sesimize odaklanalım. Böylelikle bu kafamızın içerisinde o sinirlendiğimiz olaydan da biraz uzaklaşmış, odak değiştirmiş, odak kaydırmış oluruz. Temiz bir havanın ciğerlerimize girişini, burundan, soluk burnumuzdan ciğerlerimize ulaşmasını ve kirli havanın çıktığını böyle imajine ederek tamamen ilgimizi nefesimize yönlendirebiliriz. Derin nefes alıp verme egzersizleri yaparken sakinleştirici durumlar da hayal etmeye çalışabiliriz. Bu sırada kendimize sakin ol ya da gevşe diyerek telkinlerde bulunabiliriz. Öfkemizin yatışmaya başladığını hissedene kadar nefes egzersizine ve kendimize telkinlerde bulunmaya devam edebiliriz. Bu arada ortam müsaitse rahat ettiğimiz bir şekilde oturup ya da yatarak sakinleştirici müzikler dinleyebiliriz. Bilişsel yapılandırmada ise öfkenin hangi düşünceyle arttığını ve azaldığını gözden geçirebiliriz. Öfkeli insan aynı zamanda olayları istemeden abartılı ve çarpıtılmış olarak algılayabilir. Bu duyguların yerini daha rasyonel duyguların alması için gayret sarf edelim. Kendimize bizi sakinleştirecek cümleler söyleyelim. Her şey mahvoldu. Yine öfkemi kontrol edemeyeceğim gibi düşüncelerden uzaklaşıp olumluyu düşünmek, bunu aşabileceğimize güvenmek yine değerli olacaktır. Öfkelenmemize yol açan durumlarda sen yerine ben dilini kullanalım. Sinir katsayımızı yükselten durumlarda karşımızdaki kişiyi eleştirmek ve suçlamak yalnızca gerilimin daha da artmasına neden olur. Böyle durumlarda karşı tarafa suçlayıcı sen ile başlayan cümleler yerine duygularımızı ifade edebilmemizi sağlayacak ben dilinde cümleler kurmaya çalışalım. Sen dili ve ben dilini iletişim sunumunda da ayrıntılı olarak görmüştük. Ayrıca öfke nöbeti ya da patlaması yaşarsak da uygunsuz ve incitici davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. İçten bir özür dilemeyi de bilmeliyiz ve aynı hatayı gelecekte tekrarlamaktan nasıl kaçınacağımızı da düşünmeliyiz. Yoksa tekrar tekrar özür dileyip bu hataları yine yapmanın, yinelemenin hiçbir faydası olmuyor. Değişmek, dönüşmek adına belki adım atabiliriz. Bunu düşünebiliriz. Yine bizi en fazla öfkelendiren şeyi bulmaya çalışalım. Geç yapılan bir iş, yapılan bir haksızlık ya da iş dağılımındaki adaletsizlik mi? Bizi en çok ne öfkelendiriyorsa bu sorunu bulalım. Durumu değiştirip değiştiremeyeceğimizi değerlendirelim. Değiştirebileceğimiz bir şey ise çözüm yollarını araştıralım. Gerçekçi beklentiler. Yine beklentilerimizin gerçeğe uygunluğunu gözden geçirebiliriz. İnsanlardan, kendimizden ve iş yerimizden beklentilerimiz gerçekten gerçeğe uyuyor mu? Bunu bir değerlendirebiliriz. Gergin anlarımızda mizah gücünden faydalanalım. Öfkelenmeye başladığımızı hissettiğimiz anlarda biraz gülmek tüm gerginliğimizi alacaktır. Başımıza gelen, sinirlenmemize neden olan olayların komik yanlarını görmeye çalışalım. Kendimize gülmeyi öğrenmek, ilk başta sinirlenmemize neden olan olayların etkisini azaltarak gerçekçi olmayan beklentilerimizi daha kolay fark etmemizi sağlar. Yalnız mizah kullanırken iki noktada çok dikkatli olmamız gerekir. Öncelikle mizah kullanmanın sorunlarımızı gülerek geçiştirmek demek olmadığını, tersine onlarla yapıcı bir şekilde yüzleşebilmemiz demek olduğunu bilmeliyiz. İkincisi de mizah kullanayım derken alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu da sağlıksız öfke ifadesinin bir başka yoludur.
Öfkemizi spor yaparak dışa vurabiliriz. Spor, yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler kendimizi daha mutlu ve rahat hissetmemizi sağlayan serotonin hormonu salgısını arttırdığı gibi öfkelenmemize yol açan stres ve gerginin azaltılmasına da yardımcı olur. Öfkemizin tırmanmaya başladığını hissettiğimiz anlarda açık havada yapacağımız kısa bir yürüyüş ya da sevdiğimiz farklı bir fiziksel aktiviteyle, uğraşla ilgilenmek tüm gerginliğimizi alacaktır. Sinirlerimizi bozan şeylere odaklanmak yerine bu durumla nasıl baş edeceğimize odaklanmaya çalışalım. Bu konuyla ilgili makaleleri okuyabiliriz. Psikolog ve psikiyatrların alanında uzman kişilerin öfke yönetimi ile ilgili hazırladığı kitapları okuyabilir, videolarını izleyebiliriz. Kendimize uzaktan bakıp tüm bu öğrendiklerimizi uygulamaya çalışabiliriz. Tüm çabalarımıza rağmen öfkemiz sonradan pişman olacağımız ya da çevremizdeki kişilerin kırılmasına yol açan davranışlara neden oluyorsa, kendi başımıza öfke kontrolünü gerçekleştiremiyorsak, sürekli kendimizi öfkeli, gergin, sinirli ya da stresli hissediyorsak bir uzmandan mutlaka yardım almalıyız. Özetle öfkelendiğimizde neler yapmalıyız? Özetleyecek olursak, gevşe, düşün, tekrar düşün, sonra davran. Fevri hareket etme, acele karar ve tepki verme. Sakinleşinceye kadar konuyu tartışmaktan uzak dur. Derin nefes alıp verme egzersizlerini yap. Bu sırada kendine sakin ol ya da gevşe diyerek telkinlerde bulun. Kendine sor, neye ve niçin öfkelendim? Öfkenin altında hangi duygularım var? Öfkene karışan suçluluk, pişmanlık, hiddet, utanma, korku gibi duyguları ayıkla. Öfkelenmene neden olan konuyla yüzleş, geçmişten gelen öfke kaynaklarını kurut, yarın iş bırakma. Ne tür alternatiflerin var? En iyi yol hangisi? En faydalı yol hangisi? Kar ve zararın ne olur? Yıkıcı ve saldırgan olmayan çözüm yolları nelerdir? Düşün, yeniden düşün, sonra hareket et. Unutulmamalıdır ki öfke duygusunu tamamen yok edemeyiz. Mutlaka hayatta öfkelenmemize sebep olacak olaylar yaşanacaktır. Yaşamda her zaman için engellerle, kayıplarla ve istemediğimiz durumlarla karşılaşma olasılığımız vardır. Bunu değiştirmek imkansızdır. Fakat olaylara bakış açımızı değiştirmek bizim elimizdedir. Bakış açımızın değişmesi, olayların bizde yarattığı öfke duygusunu taşınabilir boyuta indirgememize ve doğru biçimde ifade etmemize yardımcı olacaktır. Sunumumun sonunda öfkeyle ilgili sözleri okumanız adına ekranda bırakıyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öfkenizin başkasına ve size zarar vermediği, sağlıklı yönetildiği güzel günler diliyorum.